Hocam bu aralar çok duyuyoruz. Gençlerde kalp krizleri çok görülmeye başladı. Evet. Sizce kalp krizi için kimler risk altında? Kalp krizi özellikle şeker hastalıkları, tansiyon hastalıkları olanlar ve tabii ailesinde genetik olarak yatkın olan bireyler çok önemli bizim için gruplardır. Eski yıllarda tabii biz gençlerde görmezdik pek kalp krizini ama son yıllarda genç hastalarımız da artık başvurabiliyorlar. O yüzden aslında bizim için 20 yaş üstü ve 30 yaş üstü daha çok önemli bir gruptur bizim için. Ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenler özellikle 40 yaş üstü olmak üzere düzenli periyodik aralıklarla özellikle 6 ayda bir, yılda bir en geç bir efor testi yapılmasını öneriyoruz. Tabi bunun yanında düzenli aralıklarla şeker, kolesterol takipleri, ritim alter, tansiyon alter takiplerini öneriyoruz. Tabi her şeyin başında öncelikle erken teşhistir bizim için. Hocam erken teşhise değindiniz. Erken teşhis için ne yapmak gerekir? Erken teşhis dediğimiz gibi bu hasta grubunun öncelikle bir EKG çekilmesi, eko yapılması, ardından eğer hastanın fiziki durumu uygunsa efor testi yapılması, eğer hasta dizle veya eklemle ilgili bir sıkıntısı varsa sintigrafi tarzında işlemlerle erken teşhis koyabiliriz.